Merhaba Pendekli TV izleyicileri, Siyasiler başlıklı program serimizin bu bölümkü konuğu Gelecek Partisi Pendik İlçe Başkanı Sayın Ömer Keleş. Ömer Bey, öncelikle bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz, iyi olmaya devam ediyoruz. Maalesef ülkenin girdiği bu girdapta vatandaşlarımızla, halkımızla beraber bir mücadele vererek daha iyi günlerde olmak için gayret ediyoruz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ömer Keleş kimdir? Siyasi geçmişi nedir? Aslında daha önce hiç siyasete girmedim. İlk siyasi partim, ilk üye olduğum siyasi parti Gelecek Partisi. Ben Türkiye'nin en genç ilçe başkanlarından bir tanesiyim. İstanbul'daki en genç ilçe başkanıyım. Adım Ömer Keleş. 1995 Van doğumluyum. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. Dediğim gibi daha önce hiçbir siyasi geçmişim yok. Tabii sivil toplumlarda, derneklerde görev aldık. Sonrasında kendi ilkelerimiz, yaşam tarzımızla uyuştuğu için Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun yanında mücadelesine destek olmak için bu yola girdik. Daha önce hiçbir siyasi partide yer almadığınızı vurguladınız. Doğru. Sizi Gelecek Partisi'ne sevk eden konu ne oldu? Şöyle, ben şahsi olarak söylersem liderin duruşu, liyakate önem vermesi, emanet üzerinden bir görev dağılımı yapması, yolsuzluğa, yasaklara karşı durması, şeffaflığa önem vermesi benim için Gelecek Partisi'nde yer almamın temel sebeplerinden bir tanesi. Türkiye'de siyaset yapan bütün siyasi genel başkanların handikapları mutlaka vardır. Ama biz Sayın Genel Başkan'la ilgili de eleştiriler alıyoruz. Bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Ama hiç kimse bugüne kadar çıkıp Ahmet Davutoğlu şu hırsızlığı yaptı, bu yolsuzluğu yaptı, bu işte liyakatsiz kişi buraya atadı diye hiçbir cümle duymadık. Benim şahsım için de benim Gelecek Partisi'nde siyasete girmeme sebep nedenlerden bir tanesi. Peki Sayın Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi'ni kurmaya sevk eden sebepler nelerdi? Başbakanlık yapmış bir isim. Şöyle, aslında bu sorunun cevabını biraz 2000'li yıllara gitmek gerekiyor. Tabii biz o dönemlerde çocukluk dönemindeyiz. Hı hı. Ama geçmişe bakıp taradığımız zaman, baktığımız zaman, o tecrübeleri dinlediğimiz zaman AK Parti'nin bir kurulma refleksi vardı. Bir partileşme süreci vardı. Bu süreç yeni reformlar yapmak, işte yoksulluğu gidermek, yasakları gidermek, yaşanılan kargaşayı bitirmek, liyakatli insanları göreve getirmek, yani devlet kademesinde topyekün bir değişim, yani reform sayılabilecek değişimleri öngörüyordu. Ve halkın bu şekilde teveccühünü aldı. %50'ye yakın bir oyla seçilmiş bir genel başkanın, iktidarda görev yapan bir genel başkanın maalesef Ali Cengiz oyunlarıyla alt edilmesi, arkasından işlerin çevrilip işte başbakanlıktan edilmesi ve hiçbir gerekçe sunulmadan bunun yapılması demokrasiye aslında vurulmuş bir darbe olarak nitelendirebiliriz. Şöyle, parti kurulmadan önce Sayın Genel Başkanımız zaten bir manifesto yayınlamıştı. Parti içerisinde kötü gidişatla ilgili, yanlış değilsem 14 sayfalık bir manifestoydu bu. Ve oradaki bozulmaların, işin ehli olmayan insanların göreve getirilmesinin, partiye ne kadar zarar verdiğini, başkanlık sisteminin doğru bir sistem olmadığını, sonradan çok büyük sıkıntılara mahal verecek bir durum yaratacağını, aslında hepsinin eleştirilerini yapmıştı. Tabii parti içerisinde de bu yanlışları sık sık dile getirmeye başladı. Şimdi bir yanlışı ben size dile getirmeye başladığım zaman muhataplık durumu söz konusu. Siz ciddiye alıp o yanlışların üzerine gidiyorsanız bir iyi niyet göstergesi vardır. Düzeltmeye yönelik bir hareket vardır. Maalesef o dönemde bunlar dinlenmedi, bir şekilde üzerine gidilmedi, bozulmalar daha da çok arttı
Ondan sonra da Sayın Genel Başkan yeni bir ses diyerek, yeni bir nefes diyerek tekrardan bir yolun anahtarını açtı. %50'lik bir oy oranından bahsettiniz. Kasım seçimlerini kastediyorsunuz. Tabii, evet. Yanlış anlamadıysam. Doğru. Peki %50'lik oy oranı sizce Ahmet Davutoğlu mu aldı yoksa AK Parti içerisinde olduğu için mi o oy oranını aldı? Şöyle, Sayın Erdoğan başbakanken kim almışsa Sayın Davutoğlu başbakanken de o almıştır. Çok net. Başbakan kimse o almıştır. Peki hemen ardından şöyle bir soru sorayım. Siz bir yol ayrımına girme sebebini uyuşmazlıklardan dolayı olduğunu söylüyorsunuz. Şöyle, ilkesel uyuşmazlık. Burada da şöyle bir eleştiri var ama Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık sistemine karşı olduğu için AK Parti'den ayrıldığı söyleniyor. Böyle bir durum var mı? Bir ilçe başkanı, Gelecek Partisi'nin ilçe başkanı olduğunuz için size soralım. Şöyle, tek bir sebep değil aslında. Tek bir sebepten de kaynaklanmıyor bunlar. Adalet sisteminin bozulduğu, ekonominin kötüye gidildiği, artık neredeyse bütün kurumların çöktüğü, şu an meclisteki milletvekillerinin sadece el kaldırıp indirme durumunda olduğu, bakanlar kurulunun sadece bir danışma meclisi olduğu bir yerde uyuşma bekleyemeyiz tabii ki. Yani bunlar ciddi ayrımlar zaten. Demokrasinin her gün baltalandığı, sadece şahıslar üzerinden yürüyen bir sistem tabii ki ilkesel olarak bakan insanlar için bir yol ayrımıdır. Peki bu yol ayrımı olduğu sırada Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bir kürsü konuşması var. Evet. O dönem AK Parti'nin içerisinde ve diyor ki ben ölene kadar AK Parti mensubu olacağım. Bu dava üzerinde devam edeceğim. Sayın Ahmet Davutoğlu daha sonra bunların açıklamasını yaptı ama doğru. Gelecek Partisi'nin içerisinde olan bir insan olarak siz bunu nasıl görüyorsunuz? Doğru. Biz o davaya hala sahip çıkıyoruz. O dava adalet, hak, hukuk, insanların hakkına riayet etmek. Biz o davanın aslında Gelecek Partisi olarak ana sahipleriyiz. Davaya ihanet edenler bence bir kez daha bu noktada sorgulama yapabilirler. AK Parti'nin kuruluş manifestosunda neyi baz alarak kuruldu ve o temel ilkelerini nasıl terk ettiği, işte 3-5 pelikancıya ülkeyi nasıl görevini yapan insanları hedef gösterdiğini tekrardan sorgulamakta fayda var. Biz o davanın sahibi Gelecek Partisi. Genel siyasetten devam edelim istiyorum. Çünkü sayın seyirciler, biz program serisini başlatırken amacımız şuydu. 2023 genel seçimleri öncesinde siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmek istiyorduk. Sağ olsun Ömer Bey de bizi kırmadı. Talebimizi kırmadığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Genel siyasete dair şunu da sormak isteriz. Bir altılı masa kuruldu. Baktığımız zaman fikir ayrımları olan insanlar, parti liderleri bir araya geldi. Doğru. Evet. Bu altılı masanın kuruluş sürecine sevk eden neydi genel başkanları? Ya şöyle, bir binada olduğunuzu düşünün. O binada deprem oluyor ve bina komple yıkıldığı zaman siz o CHP'li, o Demokrat Partili, İyi Partili, Gelecek Partili demezsiniz. Ya ülkede şu an bir ekonomik olarak bir yangın yeri var. Herkes kan alıyor. Demokrasi baltalanmış. Bütün verilerde, uluslararası verilerde de en alt seviyelere doğru gittiğimiz bir süreçte fikir ayrılıklarımızı ülkemiz için bir kenara bırakıp bir inisiyatif almamız gerekiyor. Yani burada bir partinin sol düşüncede olması, diğer partinin sağ düşüncede olmasının hiçbir önemi yok. Mesele ülke ise, biz siyasiler ülke için mücadele ediyorsak, ülkenin menfaatine söz söylemeye çalışıyorsak, biz kendi farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ülke için inisiyatif almak zorundayız. Bugün bizim İYİ Parti ile fikir ayrılıklarımız olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi ile fikir ayrılıklarımız olabilir. Birbirimize tam zıt olabiliriz ama bu birbirimize hakaret etmemizi, birbirimize oturup konuşmamayı gerektirecek bir durum değil. Birbirimize ne kadar zıt olursak olalım, oturabilmeli, konuşabilmeli, bir masa etrafında bir araya gelebilmeliyiz. Altılı masayı şu yönden önemli görüyorum. Bence altılı masa hem bu toplumdaki gerginliği biraz aldı, hem de ülkemizin yarınları için, yarının geleceği için güzel bir çalışma ortaya koyuyorlar. Ve bence
biz kendi fikrimizden ya da başkalarının fikirlerinden korkmamamız gerekiyor. Oturabilmeliyiz, dinleyebilmeliyiz ve ortak bir noktada anlaşabilmeliyiz diye düşünüyorum. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı hala belli değil. Yaklaşık 6 aylık, 7 aylık bir süre kaldı seçimlere. Ne zaman belli olacak Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı? Tek aday mı olacak? Her genel başkan farklı aday mı? Şöyle, ya bizim konuştuğumuz, aslında orada da konuşulan husus tek aday noktasında bir ağırlık var. Ama bence Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından öte Türkiye'de nasıl ilkesel olarak bir yönetim istediğimizin çok iyi tayin edilmesi için aslında bu toplantılar sürüyor. Yani Türkiye'de bir zihinsel devrim, zihinsel bir dönüşüm olmadığı müddetçe isimlerin ben çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Tam da bu noktada şu sorulmalı bence. Şunu da söyleyelim. Biz tanıtım videosunu yayınladıktan sonra siyasi partilerle böyle bir program serisi başlatacağız diye çok fazla özel mesaj da aldık. Evet. Şu soruyu sorun, bu soruyu sorun diye. Altılı Masa içerisinde olan en güçlü partilerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Bir de muhatap siz varsınız, Gelecek Partisi Sayın Ahmet Davutoğlu. AK Parti'nin başındayken Sayın Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'yla pek çok defa siyasi manada sürtüşmeler yaşadı. Doğru. Bunun bir sonraki evrede güçlendirilmiş parlamenter sistem deniliyor galiba. Evet. Bu eğer hayata geçerse buralarda tekrar olmayacağının bir garantisi var mı? Olması gerekiyor. Yani biz yarın meydanlarda Cumhuriyet Halk Partisi ile fikirsel olarak mücadele edemiyorsak siyasette bir eksiklik var demektir. Cumhuriyet Halk Partisi de fikirsel olarak bizle mücadele etmiyorsa ciddi bir eksiklik var demektir. Biz fikirsel olarak, siyasal olarak mücadelemizi yürütmeli ama ülke menfaatleri söz konusu olduğunda da oturup bir çözüm üretmeye bakmalıyız. Yani geçmişte Sayın Genel Başkan'la iki Sayın Genel Başkan'ın birbirleri hakkında çok sert söylemleri oldu. Bugün aynı masaya oturabiliyorlar. Bence bu da çok iyi bir nezaket örneği. Oturabilmeliler. Ben böyle bakıyorum en azından. Peki Pendik'i biraz konuşalım, evet, isterim. Pendik ilçe başkanısınız. Evet. Pendik'teki çalışmalarınız nasıl geçiyor? İnsanların teveccühü nasıl size karşı? Şöyle, biz ilk başta aslında biz siyah iktidar partisinden hani çoğunluğu diyelim. Genel başkanımız en azından genel başkanıydı. İlk başta kurulum aşamasında biraz zorluk yaşadık. Bizim malum devletten bir bütçe almıyoruz. Biz yönetimdeki arkadaşların maddi manevi katkılarıyla sürdürüyoruz. İlk başta belli zorluklar yaşadık ama şu, biz sahaya çıktığımız zaman sahada çok fazla böyle olumsuz tepkiler almadık. Tepkileri şu şekilde aldık. Bize gelip şunu söylüyorlar. Ya işte genel başkan iyi bir insandı, niye ayrıldı AK Parti'den? Aslında o da bir sitem. Sistem noktasında tabii biz de daha önce değindiğimiz gibi sebeplerimizi halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Biz standlar kurduğumuz zaman, fotoğraflardan ya da çadırlar kurduğumuz zaman çok büyük bir teveccüh var. Gelip orada üye olanlar, ilçe binamıza gelenler, üye olmak isteyen bir sürü vatandaşımız var. Ama tabii Türkiye'de hala bir korku iklimi de var. Bunu da görmek gerekiyor. Biz hemen hemen haftanın 7 günü buradayız. Gelen vatandaşlarımız, birçok kişi, bunu samimiyetle söylüyorum, geliyorlar, oturup çay içiyoruz. Arkadaşlarımız işte bir fotoğraf alalım dedikleri zaman şunu söylüyorlar. Vallahi biz kendi rızamızla geldik, gönlümüz sizinle ama hani fotoğraf almayalım, bize sıkıntı çıkar. Yani aslında bu Türkiye'nin tablosunu çok net bir şekilde gösteriyor. Üyelerinizden ziyade Pendik'te size gelip sorunlarını ifade eden vatandaşlar en fazla hangi sorunları dile getiriyorlar? İmar meselesinden, kentsel dönüşüm meselesinden bence sürekli İstanbul'un atladığı çok büyük bir mesele var. Deprem sorunu. Ve bence İstanbul'un en büyük sorunu, trafik sorunundan daha büyük sorun, deprem sorunu. Pendik'in özellikle işte Aydos bölgeleri, Ertuğrul Gazi, Sülüntepe bölgesinde yani gecekondu
ulaşmadan kalan yapılar var. Bence en kısa zamanda belediyemizin de inisiyatif alıp en azından o noktaya el atarak imar sorununu çözmesi ve kentsel dönüşümü çok hızlı bir şekilde başlatması gerekiyor. Çünkü biz tatbikat yapıyoruz geçen gün. Gerçi bana mesaj falan gelmedi. 3 saat sonra geldi tatbikatla ama tatbikatlar yapıyoruz ama tatbikattan önce bizim kendi yapılarımızı güçlendirebilecek kodları bulmamız gerekiyor. Depreme ancak o şekilde hazır olabiliriz. Kaynarca bölgesinde geri dönüşümden dolayı sahil hattında çok ciddi kötü yayılan bir koku size de mutlaka gelmiştir. Bir koku meselesi var. Ondan sonra en büyük şikayetlerden bir tanesi de son zamanlarda belediyenin temizlik işçilerinin sorunları mutlaka size de gelmiştir. Siz de haber yapmıştınız. Belediyedeki işçilerin özellikle temizlik işçilerinin ben şahsi olarak ne kadar fazla maaş verilirse verilsin ben ondan onur ve gurur duyarım. Çünkü emekçi insanların düşünsenize hani tabir olarak söylüyorum hepimizin çöpünü gelip kapımızdan alan o insanlar. Ve bence bir temizlik işçisinin en azından bir belediye başkanı kadar maaş alması gerekiyor. Maalesef geçen gün 9 kişinin işten atılma hadisesi. Ben Sayın Belediye Başkanımızın da demeçini izledim. Şok oldum yani. Bir belediye başkanı kendi işçisine parmak sallamaması gerekiyor. Bunlar demokratik talepler. Yani 50 işçi, 60 işçi, 100 işçi, 250 işçi. Biz buna itiraz ediyoruz demiş olabilirler. Diyalog yolunun açık olması gerekiyor. Konuşulabilmeli ve taleplerinin karşılanması gerekiyor. Siz de takdir edersiniz. Biz Pendik bölgesinde yaşıyoruz. Bugün 1+1 en kötü daire fiyatı 5.000-6.000 liradan aşağı değil. Temizlik işçisi işte 8.000-9.000 alıyorsa takdir halkımızındır. Geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Bunu iyi düşünmek gerekiyor. Bu konuya ilişkin Pendik Belediye Başkanı ile iletişim kurdunuz mu? Biz daha önce çok tuhaftır. Biz mazbatamızı aldıktan sonra, resmi başvurumuzu yaptıktan sonra da biz Sayın Başkan'dan randevu istedik ama bize randevu vermedi. İşte bizi yok sayıyorlar. Özellikle Gelecek Partisi'ni Pendik'te yok sayıyorlar. Programlarına da davet etmiyorlar. Ama biz yine yani temas kuruyoruz. Gördüğümüz programlarda selam veriyoruz, selamlarını alıyoruz. Ama bir türlü belediyeye kabul edilmiyoruz. Bu çok tuhaf bir durum yani. Yani bu nedenle de bu konuya ilişkin... Görüşemedik. Anladım. Hemen hemen her ilçe başkanına sordum bu soruyu. Size de sormak istiyoruz. Tabii. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin'le aranız nasıl? Keşke iyi olsaydı. Yani şöyle değil. Biz fikirleri tartışıyoruz. Ahmet Bey'in fikirleri bize yanlış gelebilir. Bizim fikirlerimiz Ahmet Bey'e yanlış olabilir. Ama nezaket çerçevesinde keşke Sayın Belediye Başkanı en azından ayda bir Pendik'in sorunlarını konuşmak adına bütün ilçe başkanlarını yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı onun dışında olan bütün ilçe başkanlarını toplayıp keşke bir dinleseydi, Pendik'in sorunlarını dinleseydi. Zaten ülkemizin hem genelde hem özelde kaybettiğimiz nokta bu. Biz istişare kültüründen koptuk aslında. Ya bugün Pendik'te siyaset yapıyorsak biz Pendik'in ve ülkemizin selametini düşündüğümüz için siyaset yapıyoruz. Kendi siyasi istikbalimizi düşündüğümüz için biz siyaset yapmıyoruz Pendik'te. Dolayısıyla buradan Sayın Belediye Başkanımıza çağrıda bulunuyorum. Ayda bir, iki ayda bir Pendik'teki bütün siyasi parti temsilcilerini çağırıp bir kahvaltı eşliğinde Pendik'in sorunlarını dinlerse bence Pendik'e de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Pendik Belediyesi'nden bahsettiniz, çalışmalardan bahsettiniz. 2023 seçimlerinden bahsediyoruz ama 2024 seçimlerinde de bir yerel seçim yerel var. Seçimlerimiz. Pendik'teki bu yönde çalışmalarınız var mı? Neler yapıyorsunuz? Şöyle, yaptığımız işte hem yerel için yaptırdığımız anketler hem de işte Pendik özelinde gördüğümüz şu, halk bir kere Pendik'te kararını vermiş. Yani altılı masa yönünde muhalefetin kazanacağına dair hiçbir şüphem yok. Hem özel hem genelde hem de Pendik özelinde. Tabii 2024 seçimleri
Bence 2023'ün sonuçlarına bağlı. 2023'te alabileceğimiz sonuçlar 2024'te de çok iyi sonuçların önünü açabileceğini düşünüyorum. Ömer Bey, artık röportajımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizin dikkat çekmek istediğiniz bir konu var mı? Hem ülke siyasetine dair hem de yerel siyasete dair neler söyleyebilirsiniz? Şöyle, ben 2023 seçimlerini bir yol ayrımı olarak görüyorum. Türkiye'de şuna karar vereceğiz. Biz ülkede demokrasiyi, hakkı, hukuku, adaleti isteyenler ve totaliter baskıcı bir rejimi isteyenler arasında bence bu seçim geçecek. Ben 2023 seçimlerinin ülkemize çok büyük faydalar getireceğini ve mutlaka orada başarıyla çıkacağımıza inanıyorum. Dönem dönem karamsal dönemler olmuştur ülke tarihinde. Ama bunları aşabilecek çok ciddi bir irade olarak altılı masayı görüyorum. İnşallah ülkemizin birliği, milletimizin dirliği için en güzeli olur diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir röportaj olduğunu düşünüyorum. Takdir kamuoyunun. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim. Çok şeref verdiniz. Bütün Pendik halkına saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bu bölümümüzün konuğu Gelecek Partisi Pendik İlçe Başkanı Sayın Ömer Keleş oldu. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.